Teşekkür ediyorum. İstatistiksel sismoloji dersine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. İstatistiksel sismoloji en önemli bilim dallarından biri. Çünkü bu bilim dalı sayesinde bizler deprem direnci yüksek şehirleşme yapabiliyoruz. Deprem direncini büyüten jeofizik zeminleri ya da o jeofizik zeminlerde ki peak ground acceleration dediğimiz yeri maksimum ivmesini tetikleyen büyük depremleri, küçük depremleri ve bu büyük ve küçük depremler arasındaki ilişkiyi veren deprem yasasını Gutenberg işler tarafından, iki bilim insanı tarafından keşfedilen bu deprem yasasını, güç yasasını kullanarak bölgelerdeki değişen tektonik gerilme düzeyini, bölgelerde değişen depremlerin bilim alanda ve bilim zamanda değişen etkinlik düzeylerini araştırabiliyoruz. Bu şekilde de deprem üretme potansiyellerini bu yasa ile, bu deprem yasası ile ne yapabiliyoruz? Belirleyebiliyoruz. Demek ki istatistiksel sismoloji dersi temelde bir deprem yasasına dayanıyor. Bu deprem yasası deprem büyüklüğü ile deprem frekansı, olur sayısı arasındaki ilişkiyi veriyor ve bu ilişkinin parametreleri bizlere bir bölgedeki, bölge içindeki, küçük bölgelerdeki deprem tehlikesinin değişimini gösteriyor. Bu harita bugün yayınlanan bir harita arkadaşlar. Tabii bir yandan da Facebook'ta yayınlanan her güncel şeyi kendi grubumda, profesör danışmanlık grubumda güncelliyorum ve bunları orada biriktiriyorum. Her hafta ders öncesi de oradaki biriken bilgileri toplayıp dersi de güncellemiş oluyorum. Bu bugün yayınlanan, belki de dün yayınlanan bir harita. Global Hazard Map dediğimiz global tehlike haritası. Global tehlike haritasına baktığımız zaman tehlike burada nerede büyüyor? İşte burada kırmızının büyüdüğü yerde tehlike büyüyor. Bakın en sağda Japonya var. Biliyorsunuz dünyada en büyük depremler Japonya'da meydana geliyor. Japonya'nın deprem tehlike haritasını çalışan ve makale yapan bir bilim insanı olarak tabii ki mutluyum. Çoğu insan Japonya'ya gider. Hiçbir şey yapmadan döner, gelirler arkadaşlar. O nedenle zaten bu ders kapsamında sizi biraz global düşünmeye, başka coğrafyalar üzerinde ki veriler üzerinde çalışmaya teşvik etmeye çalışıyorum. Japonya'da gördüğünüz gibi Japonya iki büyük levhanın sıkıştırması altında. Birisi Pasifik levhası, diğeri de Filipin levhası. Görüldüğü gibi onların sıkıştırma noktalarında bir matematik yükselti de zaten gözüküyor. Ve bu nedenle de batıda Asya levhası ve doğuda da batıda Filipin ve Pasifik levhası ve Asya levhası arasında, üç büyük levha arasında sıkışan Japonya'daki kırmızılıklar, bakıyorsunuz pek o kadar büyük de olmasa Japonya'dan işte biraz batıya doğru geldiğimiz zaman görüldüğü gibi Hindistan'da İran'da, Irak'ta ve Türkiye'de, Yunanistan'da ve İran'da devam ediyor. Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye ve yakın coğrafyalardaki tehlikeye baktığımız zaman Türkiye tabii ki kırmızı hatlar ile, kırmızı deprem tehlike hatları ile dikkat çekiyor. Bu kırmızı tehlike hatları, kırmızı çizgilerimiz, Türkiye üzerindeki bu kırmızı çizgilerimiz deprem tehlikesinin en büyük olduğu yerleri gösteriyor. Çünkü bu deprem tehlikesinin büyük gösterildiği yerlerde büyük Anadolu fayları var. İşte Doğu Anadolu fayı ve Kuzey Anadolu fayı ne yapıyor? Sıkışıyor. Arabistan levhası ve Asya levhası arası sıkışıyor ve bu sıkışmanın sonucunda da kırılıyor. Ve bu kırılma sonucunda da Anadolu her sene batıya doğru gidiyor. Demek ki Anadolu'nun bir gidişi var. O gittiği yön batıya doğru gidiyor. Arabistan levhasının bir gidişi var. O gittiği yer kuzeye doğru gidiyor. Kuzeye doğru giden Arabistan Türkiye'yi batıya doğru ittiriyor. Demek ki Türkiye'nin batıya doğru yürüyüşünün
temelinde Arabistan ve Fas'ın kuzeye doğru yürüyüşü var. Levha hızı ile kuzeye doğru her sene düzenli bir büyüklükte gitmesi var. Evet, bu bir global deprem tehlike haritası ve bize önemli bilgiler veriyor. Bir sonraki şekle baktığımız zaman bu şekil bize neyi veriyor? Bu şekilde Global Exposure Map. Şimdi tabii ki tehlike depremin olduğu her yerde vardır. Mars Quake, yani Mars depremleri. Ha, Mars'ta deprem oluyor. Demek ki Mars'ta bir deprem tehlikesi var. Moon Quake, Ay'da deprem oluyor. Demek ki Ay'da bir deprem tehlikesi var. İşte Mid Atlantic Trench, yani Orta Atlantik yükselimleri, bir tehlike var. Ama tehlikenin riske dönüşmesi için insanların olması gerekiyor. İşte bu haritada, exposure map dediğimiz bu haritada metre kare başına düşen bina sayısını gösteriyor. Demek ki risk altındaki bina sayısı bize neyi veriyor? Aslında risk altındaki yaşayan insanların sayısını veriyor. Tabii risk nerede oluyor? İnsanlar nerede kalabalıksa, insanlar nerede yoğunlaşmışsa orada ne oluyor? Risk meydana geliyor. İşte insanların yoğunlaşmış olduğu yerlerin başında binalar geliyor ve bu da bizim ve yakın coğrafyamızdaki ülkelerin ve pek çoğunuzun çalışmak için seçmiş olduğu alanlardaki bina sayısını veriyor. Nerede veriyor? İşte bakın bu referans verilen sitede bunlarla ilgili bilgileri bulabiliyoruz. O zaman biz tehlikeyi biliyoruz. Bu tehlikeye maruz kalacak binaları da biliyoruz. Bu bina sayısı ile insan sayısı arasındaki ilişki sonucunda ortaya bir risk çıkıyor. O zaman o riski de bu şekilde bizler ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Buna biz ne diyoruz? Global risk. Yani büyük bir deprem meydana gelirse geldiğinde ve beklenen deprem yakın ya da uzak zamanda oluştuğunda nerelerde kayıplar olacak? Risk demek, kayıp demek. İşte bu nedir? Yıkılan bina sayısı, işte ölen insan sayısı gibi kayıplar nerede meydana gelecek? Şu anki bilgilerimize göre, şu anki deprem tehlike bilgilerimize göre, şu anki insanların yaşamış olduğu bina verisine göre, ikisini korele ettiğimiz zaman ortaya çıkan global risk haritası bu şekilde gözüküyor. Tabii Türkiye'den başlarsak Türkiye'nin batısı biraz daha kırmızı. Çünkü nüfus orada daha fazla. Türkiye'nin doğusu biraz daha mavi, risk orada daha düşük. Aslında beklenen büyük deprem tehlikesi Türkiye'nin hem doğusunda hem de batısında büyüklük olarak pek farklı değil. Ama nüfus farklı olduğu için görüldüğü gibi risk batıda daha yüksek. Çünkü daha yoğun ve daha kalabalık nüfus orada. Doğuda daha düşük çünkü daha az nüfus orada. Görüldüğü gibi arkadaşlar global risk haritası demek ki neye dayanıyor? Global deprem tehlike haritasına dayanıyor. Global tehlike haritası exposure verileriyle yani bina verileriyle analiz edildiğinde sonuç çıktı harita global risk haritası oluyor. Tabii ki global deprem tehlike haritası neye dayanıyor? İstatistiksel sismolojiye dayanıyor. Demek ki istatistiksel sismoloji ile bizler ne yapıyoruz? Risk büyük yerler, risk küçük yerler konusunda temel global, temel bölgesel, temel şehir merkezli tehlike haritalarını çıkartabiliyoruz. Evet, kısa bir değerlendirme alalım bakalım. Caner iyi bakıyor bu tarafa. Buyur Caner. Şimdi ilk baktığımız haritada global risk haritasını gördük. Bu risk haritaları neye göre şekilleniyor? Mevcut plaka sınırlarının ülkelere olan risklerini gösteriyor. Burada da bu riskler şehirlerin sürekli değişiyor ama hocam. Risklerini gösteriyor. Bunlar da işte
İkinci görselde de gördüğümüz üzere bir de bunların global sismik tehlike haritasının bir de şehirlere göre, nüfusun olduğu yerlere göre dağılımını görmekteyiz. Bu dağılımda neyi görüyoruz? İşte ülkemizde İstanbul tarafını, yerleşimi ve nüfusça fazla olduğu yerler. Bunlar mevcut Kuzey Anadolu fay hattının bir kolu doğru olduğu için ve nüfus da fazla tabii ki burada. Nüfusla birlikte yapılaşma da çok fazla. Yapılaşma olduğu için bu tehlike haritasında da ülkemizde gördüğüm kadarını anlatıyorum. Ülkemizde işte genelde batı kesimin daha riskli olduğunu gösteriyoruz. Dünya ölçeğinde ise işte koyu renklerle görülen şehir merkezlerindeki risklerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Başka açıdan da düşünecek olursak şimdi Allah'tan bir nevi şu andaki ülkemizdeki yapılaşma, doğu tarafta yapılaşmalarımız çok riskli bizim. Batıdan doğuya gidildikçe buradaki taş yapıların, ondan sonra kerpiç yapıların fazla olması her ne kadar deprem küçük de olsa yıkıcı etkisinin çok fazla olduğunu görmekteyiz. Ama her ne kadar yoğun da olsa, belli bir yapılaşma olsa da İstanbul'da buna göre, doğuya göre tabii ki kıyaslamam, daha az can kaybının olacağı öngörülüyor. Bunu da örnek verecek olursak 3.8 yanlış hatırlamıyorsam 94 ve 2004'te bir Plümür depremi olmuştu. Orada bile 2 kişi ölmüştü. 3.8 gibi bir depremde. Bunun sebebi ne? Taş ve kerpiç yapıların mevcudiyetinden kaynaklı. Bu kadar oldu. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, bir sonraki slayta geçelim. Bu ne haritası diye sorduğum zaman Medine'den bir tahmin alalım. Medine bu ne haritası? Sence var mı tahmin? Evet, arkadaşlar bu da aslında bir afet haritası, biyolojik afet Hangi haritası. Hangi slide hocam? Ben de tam görünmüyor, kırmızı. Evet, bu slide. Slide mı? Evet. Evet, görüldüğü slide gibi arkadaşlar. Ben göremedim. Göremedim, tamam. O zaman soru yok, ben devam edeyim. Görüldüğü gibi arkadaşlar, ister deprem olsun, ister biyolojik afet olsun, nerede kalabalık var, orada risk var. Bu tabii ki bir biyolojik afete bağlı salgın haritası. Bu salgın haritası gene OpenQuake.org tarafından yapılmış bir harita. Experimental COVID-19 haritası, COVID-19 haritası. Görüldüğü gibi risk depreme bağlı, doğal afete bağlı, risk biyolojik afete bağlı. Hemen hemen kalabalıklığı gördü mü orada ne yapıyor? Büyüyor. Kalabalıkların olmadığı yerde küçülüyor. Demek ki riskin birinci kaynağı, beslenme noktası kalabalık. O nedenle de kalabalık olmayın, kalabalıkta durmayın tavsiyesi sık sık yapılıyor. Şimdi baktığımız zaman bu ilginç bir harita. Burada bütün ülkeler için verilmiş. Bu noktalardan hangisine dokunursanız size bir istatistik veriyor. Yani şu anda istatistik en önemli bilimlerden biri. Mesela ben Türkiye'ye dokundum ve Türkiye ile ilgili istatistiği ben aldım. Ne zamana kadar verilmiş bu? 20 Mayıs'a kadar bir istatistik değişimi verilmiş. Yatay eksen burada zaman, düşey eksende görüldüğü gibi artışlar, ölü, iyileşen ve confirmed case dediğimiz vaka sayısı olarak gösteriliyor. Tabii bu aslında bir fraktal dağılıma benziyor. Görüldüğü gibi fraktal dağılım da kitaplarda kendisi böyle. Önce bir düz, sonra bir yükseliş, sonra tekrar bir düzleşme. Tabii bunlara plato deniyor. Yani işte platoyu görmedik diye. Genelde istatistik neye bakıyor ya da jeofizik neye bakıyor? Bizler hıza bakıyoruz, değil mi? Yani yerin altında saklı tabakayı bile ararken ne yapıyoruz? Bir hız grafiği, hızı da ne yapıyoruz? Eğimlerden buluyoruz. Ne kadar eğim? Yerin altında o kadar tabaka. Aynı şekilde istatistikte de ne kadar eğim? O kadar aslında değişim, farklılaşma gözlüyoruz. Görüldüğü gibi işte buna faz diyorlar, faz değişimi. Mesela görüldüğü üzere ne olmuş? 22 Mart'ta yükselmeye başlamış Türkiye'de.
İşte 15 Nisan'da diğer bir faza geçmiş. O faz devam etmiş. Yani burada baktığınız zaman neye bakıyorum? İşte vaka sayısı. Vaka sayısı 1-0 düzeyinde birinci faz 22 Mart'a kadar. İkinci faz yani ikinci slope, ikinci eğim ne zamana kadar? İşte 21 Nisan'a kadar. Üçüncü eğimde 20 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yani hangi biyolojik veri ya da deprem verisini kullanırsanız kullanın. İstatistik ile ne yapabiliyorsunuz? Faz değişimlerini gözleyebiliyorsunuz. Oldukça bence güzel ve başarılı bir çalışma. Yani biyolojik afet verilerinin istatistiği üzerine çalışmak isteyen bir arkadaş olursa bu veri tabanında ki sağlanan verileri kullanılabilir. Buradaki eğimleri hesaplayabilir. Evet, geçen derse şöyle bir kısaca bakarsak buna haftanın dersi diyoruz. Yani geçen haftanın dersi diyoruz. Geçen hafta ne yaptık? Sizlerden gelen ödevleri değerlendirdik. Ödevlerinizi değerlendirdikten sonra o komentleri tabii ki WhatsApp üzerinden yazdım ve bunu da kayıt olarak dersi aktardım. Tabii bu komentleri aldıktan sonra dönüş yapan arkadaşlar oldu. Dönüş yapmayan arkadaşlar oldu. Ama geçen haftaki durum bu şekilde gözleniyor ve bir makale çalışması yaptık. Makale çalışmasında işte tamamlık verisinin bir manitüt küçültülmesinin 100 binler seviyesindeki veri 1 milyonlar seviyesine, 180 bin seviyesindeki veri 1 milyon 800 binler seviyesini çektiğini ve bu çekilmeye bağlı olarak da ilave çok güçlü destekleyici yeni bilgiler temin ettiğini ne yaptık, tartışmıştık, görmüştük. İlginç olan şey gerçekten ilginç bir çalışma. Tamam olan veri setimiz yani gerçekten aslında tamamlığı siz 2'den 1'e indirdiğiniz zaman veri sayınızı 10 kat artırıyorsunuz. 100 bin ise 1 milyon yapıyorsunuz. 1000 ise 10 bin yapıyorsunuz. O nedenle sizler yapmış olduğunuz çalışmalarda ne kadar küçük tamamlık setlerine giderseniz o kadar büyük veriyle çalışırsınız. O kadar büyük veriyle çalıştığınız zaman bulmuş olduğunuz sonuçlar o kadar anlamlı olur. Bu gerçekten önemli bir çalışma olarak geçen hafta kaydetmiştik. İşte görüldüğü gibi uzay dağılımından bahsetmiştik. Yapay ortamda bir büyük depremden önceki ne bileyim öncü şok depremlerinin 6'dan 36'ya çıktığından bahsetmiştik. Ve yatay eksende dinamik tetiklemenin uzaklık olarak küçük depremlerle daha da arttığını, gerçekten bir depremde tetiklenen aktivitesi ve etkinlik düzeyi yükselen yerleri daha uzak noktalara kadar görebildiğimizi ne yapmıştık, tartışmıştık. Tabii bu haftanın dersi önemli arkadaşlar. Bu haftanın dersini ben sizlerden özetlemenizi istiyorum. Yani her hafta özetlemenizi istiyorum. Dersi özetle. Tabii bu dersi veren kişi olarak ben özetimi bu şekilde yaptım. Ama bu dersi alan öğrenciler olarak sizler de özetinizi yapacaksınız. Herkesin kendine göre bir özeti olması gerekiyor. İşte bu ders sizinle ilham verdi. Yani bu ders anlatılandan çok, işte bu dersi ben şöyle özetliyorum, şu konularda beni güçlendirdi, şu konular anlatıldı ve anlatılan konular noktasında işte şu konulara ilgim arttı gibi biraz daha özel özetleme yapmanızı bekliyorum. Yani bir feedback gibi her dersten sonra bir özetleme sizden bekliyorum arkadaşlar. Bu benim tabii ki dersi analiz eden, programlayan, işte ne demişim burada, işte derste ne yaptırmışım bunları anlatan öğretici açısından bir özet ama öğrenici öğrenci açısından özetleri de sizden bekliyorum. Evet, haftalık makale, her hafta bir haftalık makale vermek istiyorum. Bu haftadan itibaren bu haftalık makaleleri okumanızı istiyorum. Çünkü okumadan mesafe almanız çok zor. İşte ikinci dönemini bitiren arkadaşlar var. Bir sonraki dönem tez aşamasına geçecek. Yani aslında bu ders ortamında alabildiğimiz
alabildiklerinizdir arkadaşlar. Yapabildiklerinizdir. Ondan sonra bayağı bir büyük yalnızlık başlayacak sizler için. Yani kendi kendinize kalacaksınız. Önemli olan bir makale nasıl okunur, bir konu hakkında makale araştırması nasıl yapılır. Bu da istatistiksel sismoloji ile ilgili bir makale. Mesela ne olmuş burada? Burada olan benim slide'ı değiştirdi bir arkadaşım. Neden bir değiştirdim? Son slide'a geldim. Evet. Slide'ım geriye doğru gitti. Nasıl oldu anlayamadım. Yeniden geri de dönemiyorum. Ne diyor? Sunuyu bir başka birisi denetliyor. Denetimi başka bir kullanıcı aldı. Onu ben geri alayım. Kimi aldı bilemiyorum ama bir arkadaşım herhalde aldı. Evet, geriye doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar, dokunduğunuz zaman denetim benden gidiyor. Denetim benden gidince de slaytları kaybedebiliyoruz. Şu anda tekrar geriye doğru gitmeye çalışıyorum. Evet, haftalık makale böyle. Bu makalenin linkini ben size vermiştim. Sizden beklentim bu makale ile ilgili bir soru yazmanız. O soruyu da yazan arkadaşınız değil, bir başka arkadaşınız cevaplasın şeklinde. Yani Caner bir soru yazacak. Şu soruyu Cansu cevaplayacak. Ama Cansu'nun cevabı da Caner değerlendirecek. Bu şekilde bir karşılıklı iletişim şeklinde bir soru cevap şeklinde bir aktivite yapmamız şeklinde bir etkinlik düzenledim. Makaleyi herkes okuyacak. Sorular yazacak. İşte en az bir soru. Bu sorunun tabii ki anladığı konuyu bir soru yapacak. Anladığı konudan bir soru soracak. Arkadaşınızın cevabını da cevapladıktan sonra işte tamam şuraya kadar doğru ama şundan sonra da şunları da söylemekte yarar var şeklinde devam edecek. Biz buna Ask a Sismologist, yani sismoloğa sor. Tabii sizler bir potansiyel sismologsunuz bu dersi alan insanlar olarak. Neticede 14 hafta, 14 saat ders yapacağız. İşte bir en az 2 saatte haftada bu dersin çalışıyorsanız 50 saatlik eğitim programı daha geçmiş oluyorsunuz. Evet, Cansu, senden bir değerlendirme alalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Evet, Cansu kayboldu. Evet. Evet, Cansu. Nedir? Evet. Buyur Cansu. Son özetlemenin ardından bir doğal afet, biyolojik afete bağlı salgın haritasını gördük. Burada da bir depremle ilişkilendirilecek olsak nerede kalabalık orada risk var diye özetleyebildik. Ve Türkiye'de olan grafiğini ele aldık. Buna fraktal dağılım olarak baktık. Ön fraktal dağılım da şuydu. Önce düz, sonra yüksek, sonra tekrar düzleşme olarak ilerleyen bir dağılımdı. Ve istatistiksel olarak bakarsak hıza bakıyoruz dedik. Ne kadar eğim o kadar değişim, farklılaşma görüyoruz dedik. Ve haftalık makale haftanın konusu olarak da özetlememizi istediniz bizden. Haftalık makale olarak da verdiğiniz makaleyi karşılıklı olarak arkadaşlarımıza soru cevap olarak yapacağınızı söyledik. Evet, teşekkürler Cansu. Evet. Evet, geliyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sizde 60 saniyelik bilimsel konuşma kısmına geçtik. Bakalım 60 saniyede yaptığınız çalışmaların ne kadar özetleyebileceksiniz? 60 saniyelik sorumlar aslında çok zor sorumlar. 60 dakika konuşmaktan daha zor. Çünkü 60 saniye sığdırmak kolay bir şey değil. O nedenle de ilk sunumu Afrika'dan değil, aslında Afrika'ya Türkiye'den çalışan Cansu arkadaşımız. İkinci sunumu Avrupa'yı çalışan Medine arkadaşımız. Üçüncü sunumu Güney Amerika'yı Türkiye'den çalışan Edip arkadaşımız. Dördüncü sunumu da Kuzey Atlantik'i yani Türkiye'den çalışan Caner arkadaşımız. İki arkadaşımız göndermedi. Nidar Hanım derse hiç katılmadı. Üçüncü haftadayız. Ben bir sürpahada katılmadı. Hafta katılmadı, özel bir nedeni var diye. Evet Cansu, ne oluyor burada? Evet, çalıştığım Afrika bölgesini alanlara bölerek ilerlemeye karar verdim. Bu hafta da Afrika Rift Zone'un bulunduğu bölgeyi ele aldım. Ve 10'ar yıllık veriler üzerinde çalıştım. Sağ altta çalıştığım bölgeyi görüyorsunuz. Veri setimde bölge dışında kalan alanları çıkardığımda 50 yıllık incelemede 3 ve üzeri
toplam 5674, 4 ve üzeri toplam 1305 deprem olduğunu söyleyebilirim. 50 yıllık incelemede en küçük magnitüdü 3 büyüklüğünde 272 tane. En büyük deprem ise 20 Mayıs 1990'da 14.9 kilometre derinliğe sahip 7.2 magnitüdü Sudan'da meydana geldi. Gördüğünüz ortadaki bar grafiğinde ise 10'ar yıllık deprem büyüklüklerinin oluş sayısı üzerine çizdirdiğim bir grafiği görüyorsunuz. Sol tarafta ise 10'ar yıllık 3 ve üzeri depremlerden elde edilen Logan grafikleri var. Grafik üzerinde Logan bağıntısına uygun olarak A ve B kat sayıları mevcut. Fakat 4.5'tan küçük depremleri de veri içine kattığım için sayısal olarak 4'ten küçük depremler az olduğu için eksik gösterme sebebi oluyor ve değerler beklenilen gibi değil. Bağıntı için 4.5 ve üzeri depremler için tekrar çalıştım. Veri sayılarının yaklaşık 3'te 1'ine kadar düştü fakat daha doğru sonuçlar elde ettim. 4.5 ve üzeri depremler olduğu için. Bunun için yeniden yaptığımda 10 yıllıkta B0.17, A9.3, 20 yıllıkta B1.2, A7.4, 30 yıllıkta B1.12, A6.87, 40 yıllıkta B1.16, A7.2, 50 yıllıkta B1.2, A7.58. Yani yaklaşık olarak B değeri 1.2 civarında. Bu da çalıştığım alan aktif bir bölge olduğu için beklenen bir sonuç diyebilirim. Evet, güzel. Demek ki düzeltmeleri yapmışsın sen. Burada düzeltilmeyen sonuçlar var. Demek ki feedback'i sen aldıktan sonra zaman yönetimi olarak ders öncesi düzeltme yapmışsın. İlave yeni bilgileri de sunmuşsun. Demek ki haftaya da bu güncellenmiş analiz görüntülerini göndereceksin. O nedenle de bizim WhatsApp üzerinden ders öncesi yaptığımız WhatsApp ders, WhatsApp online ders ne olmuş? Aslında bir sonuç vermiş. O sonucu da biz derste görüyoruz. Demek ki derse biz aslında WhatsApp'ta başlıyoruz. Dersin sonuçlarını da bizler bu yapmış olduğumuz kayıtlı canlı yayında paylaşıyoruz. O bakımdan da çalış mantığıyla, kazan mantığıyla ne yapıyoruz bizler? Bir işbirliği nasıl yapılır onu örneklendirme noktasında güzel bir örnek veriyoruz. Öncelikle şu orta kısımdaki harita güzel bir fikir. Tebrik ederim. Her 10 yıldaki 10, 20, herhalde her bir yıldaki galiba öyle mi? Şu orta şekildeki 10, 20, 30, 40, 50 yıllık toplam üzerine ekleyerek. Onlar düşey sanki birer yıllık gibi geldi bana ama her bir yıllık gibi hani 70, 71, 70 öyle mi? Tam anlayamadım ama büyüklük yatayken evet. Yatayken büyüklük şeyde adet sayıları deprem sayıları. Ama yatayken 10-20 diye gitmiş ya kafa karışıklığı var. O 10-20 değil mi? 1-2-3 Ha evet hani... hocam. Düzeltmeyi unutmuşum sanırım orayı. Ha peki. Tamam. Orada da bir düzeltme gerekir. Çünkü aslında güzel bir harita olarak gözüküyor. Aslında zaman içerisinde yani bizler zaman bize ne yapıyor? Ne kadar zamanı geniş tutarsak o kadar biriken veri artıyor. Verinin gücü artıyor ve bu nedenle de bizim çalışmamızın fiziksel gücü daha da yükseliyor. O nedenle de ortadaki harita bence güzel bir harita. Biraz daha düzeltmeler yapıldıktan sonra daha faydalı olabilir. Güzel bir dağılım. Bunu şeyde mi, Excel programını yaptırıyorsun değil mi? Yok hocam, MATLAB'da çizdim. Ha, güzel, MATLAB çalışman güzel bir şey. O da ilave bir artı. Grafikler de MATLAB'da. Sol evet hocam. Evet. Güzel, sen iyi bir MATLAB uzmanı olacaksın bu girişte. Tebrik ederiz, güzel bir çalışma, ufuk açıcı bir çalışma. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sunuma geçmeden önce benim feedbacklerimle. İşte feedbacklerim görüldüğü gibi arkadaşlar, bizler ne yapıyoruz? Verinin sağlıklı kısmını, sağlıklı olmayan kısmından ayırt ediyoruz. Yani ben işte şu verileri seçtim. Yatay eksen büyüklük, düşey eksen işte sayı. Onun arasından bir eğri geçireyim derseniz o zaman siz bir sismolog olmuyorsunuz. Onu herkes yapar aslında. Yani veriyi veriyorsunuz, hiçbir analiz yapmıyorsunuz. Önemli olan bize düşen verinin sağlıklı, yani istatistik açıdan tamam, yeterli ve güvenilir kısmını eksik, güvenilmez ve sağlıksız kısmından ayırt etmemiz gerekiyor. Bu şekillerde benim özellikle mavi renkte göstermiş olduğum
kısımlar verinin tamam olduğu kısımları, verinin sağlıklı olduğu kısımları gösteriyor. O kısımların yani o aralıktaki, o büyüklük aralığındaki verilerden elde edilen fiziksel parametreler bizi ne yapabilir? Bizi gerçekten o bölgeyle ilgili doğru bilgilere götürebilir. Benim de feedback'im bu noktadaydı. Zaten 0.5 ve 1.5 arasında değilse hesabınızda bir yanlışlık vardır demiştim. Ve senin düzeltmelerinden sonra zaten bu veriler ne olmuş? İstenen olması gereken aralığa doğru gelmiş. Evet, bu da benim gün içerisinde WhatsApp ortamındaki feedback'im olarak verilmişti. Bir sonraki sunuma geçelim. Medine, buyur Medine, söz sende. Hocam başlamadan önce ben ödevin rekreasyon hesabının bundan sonraki hafta olacağını tahmin, yani öyle düşünmüştüm. Bu benim çalışmam rekreasyon hesabı çalışması değil. O yüzden ben kendi yaptığım şeyi anlatayım. Evet. Başlıyorum. Değerli hocam, değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yaptığım çalışmada istatistik analizi yapmak için Avrupa bölgesini, Türkiye'nin Kahramanmaraş bölgesini seçtim. Bu bölgede ben levha sınırları, transfer levha sınırlarında bölgemden geçtiği için levha sınırlarında nasıl bir değişim oluyor, nasıl bir etki oluyor, bunun analizinde A ve B değerlerimiz nasıl bir değişime uğruyor, onu anlamaya çalıştım. Bunu frekans manyetik grafiğini çıkarttım ve bu transform levha sınırlarında yani B değerimiz lokasyon olarak değiştiğini fark ettim. Diğer daha az bölgelere nazaran bu sonuca ulaştım. Levha hareketleri ve depremlerin 4500 yıllık depremin 0'la 10 manyetik değerleri arasında en çok olma olasılığı yüksek olan 2 ile 4 magnitütlü değerlerin olduğunu buldum bölgemde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, bu çalışma ile ilgili benim feedback'im gün içinde WhatsApp ortamından arkadaşlarıma iletildi. Gördüğü gibi arkadaşlar tabii ki bir bölgelendirme yapılıyor. Bu bölgelendirmedeki amaç ve motivasyon nedir? Şehirlerin ne bileyim deprem tehlike durumunun bilinmesi ise olabilir. Bir şehir merkez olarak seçilir. Ya da bir fay zonunun deprem tehlike performansının bilinmesi ise o zaman fay zonundaki ne olabilir? Fay zonundaki doğru boyunca depremler seçilir. Demek ki motivasyonumuz nedir? Demek ki şehir merkezi mi yoksa fay merkezi mi? Anladığım kadarıyla burada Maraş olduğu için bir şehir merkezi çalışmanız yapılır. Buna ilgili bir örneklendirme yapılmış. Tabii buradaki bir log n a eksi b m denklemi var ama bu parametreler tabii ki bu hafta için hesaplanmamış. Ama işte hedef olarak bu parametrelerin hesaplanacağı ile ilgili bir bilgi notu düşülmüş. Tabii yatay eksen, bu şey eksen ne olması gerektiği ile ilgili de buradaki açıklamalar artışımıza verildi. Tabii bu geri dönüşüm yani feedback mekanizması sonucunda arkadaşımızın bir sonraki hafta daha iyi bir noktaya, daha iyi bir sunumla geleceğini umut ediyoruz. Evet, bir sonraki sunum için Caner'i, Caner buyurun. Merhaba hocam, değerli arkadaşlarım. Benim bölgem Kuzey Atlantik bölgesi. Ben bu hafta ne yaptım? Kuzey Atlantik bölgesindeki sırt boyunca bir alan seçtim kendime. Bu alanı 10 yıllık 1970 ile 1975 yılları arasında 5 yıllık veriyi çektim. Burada istatistiksel anlamda kutu boyutunu 1 seçtim. Biraz büyük bir değer seçmişim. İleriki haftalarda bunu küçülteceğim. İşte bölgemdeki istatistiklere ulaştım. Genelde bölgem 4 ila 5 büyüklüğündeki depremler yoğunlukla mevcut. Daha sonra Excel tablosundan magnitüt deprem ilişkisini inceledim. Bir sonraki aşamada ise yukarıda görülen grafiğe ulaşmak için verileri girdim.
Bunlar da girerken her bir büyüklüğün birimlerine tek tek girerek bir grafiği elde ettim. Teşekkür ederim. Evet, özellikle üstteki büyüklük sayı ilişkisi ilginç bir Gauss eğrisi gibi. Veriler küçükten büyüğe doğru artıyor. Sonra ortada 4,5'dan sonra azalıyor. Değişik bir grafik olmuş. Yani gerçekten değişik bir grafik olmuş. Yani bir asimetrik yapı var. İlginç geldi bana. Evet. Screen içinde tabii WhatsApp üzerinden arkadaşımıza yolladığım destek işte template'e uygun bir ortamda sunumun hazırlanmaması. Bu önemli. Yani ne kadar iyi çalışma yaparsanız yapın. Yazım kurallarına, sunum kurallarına ya da yazım ve sunum formatlarına uygun olmayan bir tebliğ yolladığınız zaman ilk başta bakılan şey acaba formata uygunluk var mı? Format uygunluk yoksa o çalışmanın içine bakılmadan hemen geri dönüşüm yapılıyor. O nedenle de özellikle bu alışkanlık kazanma yüzünden sunum formatına uygun hazırlanma, hazırlık yapmak konusunda titiz davranmanız faydalı olur. Tabii bir olması çok veri kaybına neden olmuş. İstatistik açıdan veri kaybına neden olmuş. O nedenle de bunu mümkünse 0-1'den başlamak, değilse 0-2'yi yavaş yavaş kademeli yükseltmek ama 0-1'den başlayarak yukarı doğru gitmek daha iyi olur. Herhalde bu dönüşümden sonra arkadaşımız ilginç olan bir bölge, o Kuzey Atlantik Kıyısı. Buradaki depremler tabii hem küçük hem de sur odaklı depremler. Tabii ki bunların istatistiği de ilginç bir sonuç verebilir. Bize fikir verebilir. Çünkü ülkemizde de zaman zaman çok sur depremler oluyor. Genelde bu sur depremler olduğu zaman ben acaba bir jeotermal etki mi var, sıcaklık etkisi mi var, bir insan etkisi mi var diye düşünüyorum. O nedenle de bu tür depremlerin analizi önem arz ediyor. Evet, bir mikrofon açık sanki bir hışırtı geliyor. Evet, bir sonraki slide'a geçtiğimiz zaman. Evet, yani şimdi eğri şey gibi sanki yani bir sinüs dalgası gibi. Bir defa bir istatistik eğri böyle olmaz. Yani bir sinüs dalgasından şey geçilmiş gibi yani sinüs yani altı üstü gibi. Demek ki arkadaşların aslında istatistik dersine oldukça ihtiyacı varmış. Ben onu anladım. İstatistik dersini tabii ki kuramsal yapmak da mümkün. Uygulamalı yapmak da mümkün. Bu sene uygulamalı yapmaya çalışıyorum. Herkese bir bölge verdim. Herkese uygulatıyorum. O nedenle de bu uygulamalarda hataları görüyorum. Yani gerçekten aslında istatistikte anlaşılmadık çok noktalar olduğu ortaya çıkıyor. Tabii dönem sonunda bu noktaları bizler ne kadar azaltırsak kendimizi o kadar başarılı sayacağız. Bunlar sizin bu dersin başındaki ürünleriniz, sonundaki ürünleriniz ile karşılaştırdığınızda ki fark olumlu yönde ne kadar büyüdü ve bu dersten aldıklarınızda o kadar büyük olduğu sonucu ortaya çıkacak. Tabii ki dersi veren kişi olarak bu konuda en çok en mutlu olacak. Evet, görüldüğü gibi veri çok basit bir veri. İki noktadan veri geçmez. En az iyi bir istatistik için 8 noktaya ihtiyacınız var. Yani iyi bir istatistik için 8 nokta. Yani burada 2 nokta var. 8 noktaya ihtiyacınız var. 8 manitüt adımına ihtiyacınız var. Benim hoca 7 derdi, 7 sample. Ve sayı olarak da en az 100 veriye ihtiyacınız var. Tabii 50 de olabiliyor ama 100 olursa benim ilk istatistik çalışması için Edinburgh Üniversitesi'ne gitmiştim. Ya hocam dedim 50'ye bölsek de daha çok bölge ortaya çıksa işte. Çünkü ben sayısal olarak bölüyordum Kuzey Anadolu fay zonu. Kuzey Anadolu fay zonu en doğudan en batıya 100 deprem olarak böldüm. Ya hocam bunu 50 yaparsak işte incelediğimiz bölge sayısı 16'ya çıkacak. Dedi ki yok Ali Osman dedi. Az bölge sağlam sonuç. Global estimate dedi. Gerçekten hiç unutmam. Yani hocamın Ian May'in buradaki doktora danışmanım. Gerçekten arkadaşlar sağlam çalışmalıyız. Sağlam yürümeliyiz. Sağlam kalabilmek için. O nedenle de
veri seçiminde sağlamcı yaklaşımlardan taviz vermeyin. Evet, buyur Ebru, söz sorusu sende. Merhabalar. Benim bölgem Güney Amerika. Ben özellikle geçen hafta da olduğu gibi Şili bölgesini çalıştım. Geçen hafta da anlattığım gibi bu bölge Pasifik Ateş Çemberi'nin hemen yanındaki levha olduğu için deprem riski daha yüksek olan bir bölge olduğundan. Buradaki depremler sizin bize vermiş olduğunuz sorulara göre ilerlemeyi düşündüğüm için şöyle anlatabilirim. Burada sol tarafta Nazca levhasının okyanusal kabuğu Şili'nin tam altına doğru battığından dolayı burada bir dalma batma zonu oluşturuyor. Bu sebepten buradaki depremlerin çoğunluğu bu dalma batma zonundan ortaya çıkıyor diyebilirim. Siz bana geçen hafta yine söylemiştiniz GPS hız vektörlerini de bu duruma dahil et diye. Buradaki hız vektörleri Nazca plakası, bu aşağıdaki bulunan Nazca plakası 80 milimetre bölü yıl hızında doğuya doğru ilerlerken kuzeyde de bu plaka yine 65 milimetre bölü yıl hızında ilerlediğinden dolayı bu dalma batma zonu aşağı doğru dalıyor. Bu yüzden depremler burada oluşuyor. Yine sizin bize vermiş olduğunuz sorulara devam edecek olursam, ben bu bölgedeki incelememi ilk 10 yıllık aralıkla yaptım. 1970 ve 1980 yılları arasında. Magnitudo 3'ten büyük depremler bu bölgede 2410 tane olmuş ve bölgedeki en küçük deprem 3.3, en büyük deprem de 6.6 büyüklüğünde. Ben burada totalde olan depremleri sol altta deprem oluş sayısı grafiğinde belirttim. Yan taraftaki genel IRIS'ten aldığım deprem skalasında da o yüzden ben deprem aralığını 1 olarak seçtim, yandaki tabloyla uyumlu olsun diye. Benim bu konu hakkında söyleyebileceğim şimdilik bu kadar. Evet, 4'ten büyük deprem sayısı oldukça fazla, 1461. Herhalde bu script olduğu için 4 ile 4.9 arasındaki deprem sayısı 1461. 5 ile 5.9 arası 470, 6 ile 6.9 arası 16. Bunlar tabii ki ayrık veri istatistiği. Bunları aslında bizim kümülatif istatistiğe, kümülatif veriye dönüştürmemiz gerekiyor. Fakat bu aşamada bu discrete istatistik, yani ayrık veri istatistiği ile devam edebiliriz. Daha sonra da kümülatif istatistik ile devam edip farkını görebiliriz. Veri sayısı yeterli, fakat bu verileri adımlama sayısı yetersiz olduğu için, adım az olduğundan ortaya çıkan dağılım görüldüğü gibi kırmızı ile bir eğri gibi çıkmış. O nedenle veri var, fakat adımlama büyük olduğu için ortadaki dağılım garip olmuş. Yani korelasyon katsayısına baksan 99, fakat ortada düzgün bir dağılım yok. O nedenle de tabii ki bir sonraki hafta için bunlar iyileştirmen gereken sonuçlar olarak senin önünde duruyor. Bununla ilgili önerdiğin feedbackler zaten burada. Demek ki 0-1 adımlama ile bu çalışmayı ne yapabilirsin? İyileştirebilirsin. Dünyanın en aktif fay zonu, en aktif levha zonu. Dünyanın en büyük depremleri burada meydana geliyor. Tabii Nazca levhası dünyanın en hızlı ilerleyen giden bir levhası. Şili önemli bir yer. Şili Santiago Üniversitesi'ne gitmiştim. Orada iki seminer vermiştim. Bana İspanyolca öğrenirseniz gelin çalışın demişlerdi. Fakat oradan Kanada'ya geçmiştim. O nedenle ileride Şili'de çalışma şansı da bulabilirsiniz. Santiago Üniversitesi dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasına giren bir üniversite. Ama İspanyolca öğrenmeyi göze alamadığım için maalesef teklifi de değerlendirmeyi göze alamadım. O nedenle Şili levhası, ki Nazca levhasına bağlı Şili depremleri meydana geliyor. Önemli bir yer, önemli bir hatırası olan bir yer. Umarım sizler orada doktora yapma fırsatı bulursunuz. Şili Devlet Üniversiteleri gerçekten burslar sağlıyor. İleride tabii ki global sismoloji çalışma motivasyonunuz devam ederse global sismoloji iş fırsatları önünüzde açılır diyerek burada benim görüşlerime nokta koyuyorum arkadaşlar. Evet,
Şimdi bölgeleme olayına bir kısaca değinelim. Bu arada süremiz bir saate geçti. Bölgelemeyle ilgili arkadaşlar aşağıdaki linkten her bölge hakkında bölgeleme modellerini bulabilirsiniz. Özellikle işte Afrika, Latin Amerika, dünyanın her tarafı hakkında bölgelemenin nasıl yapıldığı burada gösteriliyor. Bu nasıl bir bölgeleme? Bu bölgeleme görüldüğü üzere arkadaşlar zonal bir bölgeleme. Yani fay zonlarını takip eden bir bölgeleme. Yani fault specific modeling dediğimiz fay özel modelleme. Öldüğü gibi fayları da işaret ettiğimiz zaman bölgeler aslında ne yapıyor? Fayları içine alan kutulardan ve poligonlardan oluşuyor. Diğer bir bölgeleme de özellikle benim makalelerimde ben deprem yığılmalarını esas aldım. Mesela Batanada'daki makaleme bakarsanız, Marmara'daki makaleme bakarsanız gene deprem yığılmaları. Yani clustering, seismic clustering stage modelimi var. Yani seismic ya da deprem yığılmalarını esas alan ikinci bir modelleme var. Biz burada tabii yığılma istatistiği yapıyoruz. Burada ise bu modellemede ise ne yapılıyor? İşte fayların performansına bakılıyor. Bu fayların deprem üretme potansiyeline bakılıyor. Ve bu şekilde bir modelleme yapılıyor. Yani modellemede iki türlü kullanılan yol var. Bir, fay odaklı modelleme. İki, sismik ya da sismiste yığılmalı odaklı modelleme. Türkiye'deki modelleme ki bu modelleme ulusal deprem tehlike haritasının hazırlanmasında kullanılan modellemedir. Bu modellemede bir örnek olarak size ben vermek istedim. Yani siz nasıl modelleyeceğinizi kendiniz karar vereceksiniz. Bu seçim size ama ulus resmi deprem tehlike haritası kullanılan modelleme bu arkadaşlar. Ben resmi devlet haritasının esas aldığı ulusal deprem tehlike haritasında esas alınan modellemeyi merak ediyorum. O model üzerinden gideceğim diyorsanız o model Türkiye'deki fay zonlarını takip eden bir model. Diğer ülkeler içinde bu sitede modeller toplanmış durumda arkadaşlar. Evet, kısa bir daha